Hepinize selamlar dostlar. Ben Mehmet. Yepyeni bir Rabbit videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün nere bildiğini çekiyoruz. Lazio rebuild'ini çekiyoruz gençler. Lazio rebuild'imizin hocası ise YouTube yorumlarından Kadircan Kıran oldu. Kendisine katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum ve Kadircan'ın şöyle bir özelliği var gençler. Eğer bakmadım daha hani resmi bana attı ama pikseli yeterse gençler, bu rebuild'in kapak fotoğrafı Kadircan arkadaşımız yaptı gençler. Ona da yorumlarda bir teşekkür edersiniz. Evet, hemen şöyle videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Zaten şunu da söyleyeyim mi? Pikseli etmezse de zaten bu sağ sola bir yere koyarım gençler. Siz bakarsınız. Kardeşimizin emeği boşa çıkmamış olur. Ve Rebuild'e geçmeden önce gençler, biliyorsunuz siz söyleyin. Rebuild'lerdeki hoca isimlerine siz karar veriyorsunuz. Nasıl karar veriyorsunuz? Aşağıda yorum kısmına bir adet yorum bırakarak diğer Rebuild'lerde siz de hoca olabilirsiniz gençler. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi daha fazla uzatmadan Lazio Rebuild'imiz başlasın. Ve gençler geldik de Lazio'nun kadrosuna, lan ne re ile söyleyeceğim gibi geliyor. Lazio'nun kadrosuna gençler Vedat Muriç var. Vedat Muriç'i satmayacağım gençler. Kesinlikle satmayacağım. Hatta ilk sezondan biz bir Karyon'un yerine Vedat Muriç oynatalım. Immobile ile beraber oynasınlar. Milinkovic hani gitmeyecek gençler. Bizim takımda kalacak. Lazlar'ı ilk sezonda oynatırız. Bir sola çıkalırız. Luis Alberto kalır. Lucas Eva bu yaşlı gençler. Bunu satarız. Stoper almamız lazım. Starakoşa'ya güveneceğim gençler ilk sezondan. Hani bakalım ne yapacak. Yedekte de zaten Reyna var. Kaleci sıkıntısı yaşayacağımızı pek sanmıyorum. Ama teklifler gelirse değerlendiririz. Şöyle aşağılara bakıyorum. Aşağılarda da bu şekilde oynatacağımız. Şu İliç'i Lulic'i şöyle bir dakika şey yapalım. Böyle Lulic'i bence oynatalım ya. Aynen, solda Lulic oynasın. Hemen şöyle geri dedik gençler. Lafı fazla uzatma o zaman, biz bir Kadircan Hoca ile toplantılar yapalım. Takımdan kimler ayrılacak, kimler gelecek, bunların bir kan altına varalım. Transfer sezonunda görüşelim. Transfer sezonu geçmeden önce Kadir Hoca'dan birinci sezonda beklentiler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kal. Süper Lig'de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazan diyor Serie A'da. Transfer bütçemizde 40 milyon euro, az bir transfer bütçemiz var gençler. Bizim oyuncu satmamız lazım. O yüzden haydi direkt transfer sezonuna. Ve gençler Fransa'ya gittik Kadir Hoca ile birlikte. Lille'in kapısını çalıyoruz. Kim için? Jonathan Bamba için gençler. Tabii biz bunu oyuncu değişimi olarak alacağız şöyle. Neredesin? Bir dakika. Kanat oyuncuları. Johnny'yi veriyoruz gençler. Üstüne de şöyle bir 16 milyon euro verelim bakalım. Şöyle 17 verelim hatta. 17 milyon euro verdik. Artı Johnny ne diyecekler? Johnny'yi kabul ettiler. 33 milyon euro istediler. Fazla. Hocam biraz düş şöyle al. 20 milyon euro verelim Kapaçen'e. 20 milyon euro artı Johnny. 25 dediler. Tamam, 23'e bağlarız. Şöyle bakalım. 23 diyelim. Ne diyecekler? 23 milyon euro artı Johnny'yi kabul ediyorlar mı? Kabul ettiler. Jonathan Bamba hoş geldin. Ve geldik İngiltere'deyiz. United'in kapısını çalıyoruz. Kim için? Paul Pogba için gençler. 72 değeri var. Biz tabii buna 72 vermeyeceğiz. Şey bitiyor. Sözleşmesi bitiyor. Şöyle 64 milyon euroya bir verelim. İnşallah küfüremeyiz. Bakalım ne diyecekler. %6 pay istediler. Kabul ediyorum. Paul Pogba hoş geldin. Ve ülke sınırları dışına çıkmadan bir transfer yapıyoruz. Locatelli Sassuolo'dan takımımıza katmak istiyoruz. Şöyle oyuncu değişimi yapacağım. Orta sahalardan şu Lucas Leiva sen bir git. Üstüne de şöyle 20 milyon euro verdim. Bakalım ne diyecekler bize. Kabul edecekler mi? Kabul ettiler. 34 milyon euro istiyorlar sadece. Hocam düşün şöyle al. 25 milyon euro verdim. Ver uzatma hadi. Hadi. Kabul ettiler. Locatella. Neydi lan bu adamın adı? Bak adamın adını unuttum ha. Locatelli miydi? Nasıl okunuyordu unuttum. Neyse hoş geldin. Bizim oyuncumuz mu oldu oldu artık. Neyse devam. Locatelli'ymiş. İngiltere'deyiz. Leicester City'nin kapısını çalıyoruz. Kim için? Yeni aldıkları oyuncu Matthias Ginter için gençler. 37 milyon euro değeri var. Bir şöyle direkt 38'i bir yapıştıralım. Bakalım ne diyecekler bize. Umarım fazla çıkmazlar. 63 milyon euro diyorlar. Tüm paramızı almak istiyorlar. Hocam düşün o zaman şöyle 42 milyon euro dedik. Bakalım 42 milyon euroya ne diyecekler. 63.400'de ısrarcılar. Bakın düşün biraz. Kardeşim al 48 verdim. Hadi 48'e ver. 48'e ver uzattırma. 48'e kabul ettiler. Ginter hoş geldi. Ve gençler Kadir Hoca ile birlikte yeniden İngiltere'deyiz ama bu sefer Arsenal'ın kapısını çalıyoruz. Kim için? Nicolas Pepe için gençler. 28 milyon euro değeri var. Umarım fazla çıkmazlar. Bir şöyle direkt 30 milyon euroyu bir yapıştırdım Arsenal'a. Kaç para diyecekler? Luis Felipe istediler. 18 milyon euro istediler. Tamam Luis Felipe'ye veririm. Genç bir oyuncu da üstüne şöyle... Oğlum hatta değerleri bile aynı lan. Dur düşen ısısına mal 2 milyon veririm o kadar yani. Başka da vermem. Sen bilirsin. 13 milyon euro istiyorlar. Şöyle yapalım. Neredeydi? Takası çıkartalım gençler. Ben direkt şuna bir 33-32 verelim. Bu çenesini bir kapasın bakalım. 32 milyonu verdik. 39'a çıktılar. Biraz düşün bak.
Düşman etme kendini bana Arsenal. Al 36 milyon euro verdim Kapaçeri'ne. 36 düze 37.500 dediler. Al 36 milyon. 36 buçuğa ver. 36 37 300'e tamam neyse kabul ediyorum. Lanet girsin yani Nicolas Pepe hoş geldi. Ve gençler transfer sezonu bitti. Gelen ve giden oyuncuları şöyle küçük bir özet göstereyim. Akanji'yi getirdim gençler. Akerbi'yi verdim. Üstüne 6 milyon euro verdim gençler. Akanji'yi aldım. Vavora Sassu'da gitti. Nicolas Pepe'yi getirdik 37 milyon euroya. Lulic gitti. Borussia Mönchengladbach'a. Lukaku gitti. Granada'ya. Radu gitti. Leicester City'ye. Caicedo mu? Caicedo mu ne? O da gitti. Boca Juniors galiba. Bu 14-6'da. Paul Pogba'yı getirdik gençler. 64 milyon euroya. Locatelli'yi getirdik. 25 milyon euro artı üstüne. Lucas Leiva'yı verdik. Ginter geldi gençler. Luis Alberto Paris'in yolunu tuttu. 94 milyon euro kazandı. Kazandırdı bize. Jonathan Mamba 23 milyon euro geldi. Parola gitti. Lazar gitti. Ve hemen size oluşan kadromu da göstereyim. Oluşan kadromuz da bu şekilde gençler. Bunlar tabi artı olacaktır diye umuyorum. Stoper üçlümde hani Luis Felipe'ye güvendim gençler. 23 yaşındaymış hani genç kardeşimiz. 23 yaşında yani gelişeceğini düşünüyorum. Akanji, Makanji hepsi genç gençler. Kadromuz çok iyi. Hemen size bir hız kesmeden Şampiyonlar Ligi gruplarımızı da göstereyim. Şampiyonlar Ligi'nde F grubundayız. Dortmund, Kulüp Brugge, Galatasaray'ın olduğu gruptayız. Bakalım Vedat Muriç kendini gösterecek mi hep birlikte göreceğiz. O yüzden lafı fazla uzatmadan haydi direkt Ocak 1'i simüle edelim. Geldik Ocak 1'e bakalım takımımız ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmış. Hemen geri tuşuna bastım. Ligde birinci götürüyoruz. Bir mağlubiyet almışız sadece 38 tane gol atıp 12 tane de gol yemişiz. Hani takım umduğumdan daha iyi çıktı gençler yani ilk sezondan şampiyonluk mu geliyor bakalım peşimizden ama Inter'le Torino da geliyor hani sıkıntı maç kaybetmememiz lazım hemen şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkıp United'le eşleşmişiz namağlup çıkmışız gençler 5 galibiyet 1 beraberlik almışız 14 gol atıp 4 tane de yemişiz Lazio United Galatasaray gruptan çıkamamış gönül isterdi ki Galatasaray'da çıksın şimdi United hangi gruptan çıkmış bir ona da bir bakalım gençler. United neredesin aslan? United aynen klasik ilk sezonki şeyinden Paris'le birlikte çıkmış. United inşallah eleriz. Paul Pogba da eski takımına karşı oynayacak. Şimdi şöyle bir toplam verilere bakalım. Geldik toplam verilere. Kore'ye 10 gol 1 asist yapmış. Nicolas Pepe 9 gol 9 asist. Immobile 9 gol 2 asist. Pogba 8 gol 7. Vedat ne yapmış? Vedat 17 maç oynamış. 2 gol atmış. Başka bir şey yapamamış. Diğer istatistikler de bu şekilde gençler. O yüzden ben lafı fazla uzatmayayım. Haydi direkt United maçına geçelim. Geldik United maçına. Old Trafford'dayız. İngiltere'deyiz. Karşımızda güçlü bir United var. Upamecano'yu almışlar gençler. Abi, gerçi o muhtemel ilk 11 diyor. Biz de kadroyu görüyorsunuz sağ tarafta. Hızlı simüle et dedim. İngiltere'de ne yapıyoruz? 3-1 inliyoruz. Oha! Lan Maguire 88 atmasaydın ya golü. Ne attın? Immobile 60-74'te gençler. Rashford, Bruno Fernandes. Maguire'e engel olamamışız. Sıkıntı bir skor ya. Çok kötü oldu. Haydi direkt ikinci maça geçelim. Ve geldik ikinci maça. Lazio'dayız. Kendi evimizdeyiz. Torino'dayız. Vedat'ın yerine Correa oynatıyorum. Haydi çocuklar yapmanız gereken yemeden 2 gol atmak. İnanıyorum size. Hızlı simülat dedim. Bakalım ne yapıyoruz? 2-1 de burada inliyoruz. Jonathan Mamba 60-76'da. Rashford 79'da fişi çekmiş. Cavani 19 atıp 19'da kırmızıymış. Ne yaptın lan? Gol sevincinizde bizim tribünler hareketi mi çektin arasında? Neyse eğlendik gençler. Haydi sezon sonuna. Ve geldik sezon sonuna laf fazla uzatmadan hemen geri tuşuna bastım. Ligde şampiyon olamamışız. 3. sıraya kadar gerilemişiz. Oha be. Lan oğlum devre arasında lider gidiyorduk. 1 mağlubiyetimiz vardı sonra 5 mağlubiyet de almışız gençler. 73 gol atıp 35 tane de gol yemişiz. Neyse sağlık olsun. Copa da İtalya'dan atmışız. Biz nerede elenmişiz? Çeyrek finalde Atalanta bizi elemiş. Hemen şöyle bakıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? United bize elen United finale çıkmış. Sevilla kupa almış. Sevilla enteresan. UEFA Avrupa Ligi'ni kim almış? UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal almış. Hemen şöyle bir gol kralına bakalım. Gol kralımız var mı? Gol kralı Lukaku olmuş. Ronaldo ikinci olmuş. Bizden kim var? Immobile var 20 golle. Başka bakıyorum kim var? Kore'ye var 14 golle. Başka da kimse yok. Asist krallığında Hakan birinci. Helal olsun Hakan. Nicolas Pepe 10. Paul Pogba 9 asiste bizden var. Başka da. Bir de 14. sırada Milinkovic Savic var 6 asiste. Gol yenmeyen maçta da Strokosha 2. olmuş. Hani Konsik'le aynı seviyede gol yemişler. 14 maçta gol yememe seviyesi çıkarmış. Hemen şöyle toplam istatistiklere bakalım. Toplam istatistikler ne alemde?
Ya Immobile 25 gol atıp 6 asist yapmış. Kore 16 gol 2 asist. Nicolas Pepe 13 gol 12 asist. Savic 11 gol 7 asist. Pogba 11 gol 11 asist. Vedat da 29 maçta 4 gol atmış. Kore'yi satıp Immobile'nin yanında güzel bir forvet lazım bize. Diğer istatistikler de bu şekilde gençler. O yüzden ben fazla gösterecek bir şey yok. Daha fazla uzatmadan hadi direkt ikinci sezona geçelim. Geldik ikinci sezonu. İkinci sezonunda Kadir Hoca'dan beklentiler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kal, Serie A'yı kazan, yapabileceğimiz şeyler. Transfer bütçemizde 128 milyon euro. Çok güzel bir transfer bütçesi vermiş bize. Ya da oyuncumuz gitti bilmiyorum. Neyse biz lafı fazla uzatmayalım gençler. Hadi direkt transfere koyulalım. Ve gençler bir transfer için Barcelona'nın kapısını çalıyoruz. Kim için? João Gomez için gençler. Barcelona gitmiş. 54 milyon euro değeri var. Biz tabii oyuncu değişimiyle alacağız bunu. Stoperler diyeceğim. Luis Felipe'ye vereceğim gençler. Üstüne de şöyle 25 milyon euroyu bir verelim. Çünkü daha forvet de alacağız. 25 milyon euro artı Luis Felipe ne diyecekler? Kabul ettiler. 65 milyon euro diyorlar. Hocam Luis Felipe'ye veriyorum. Bak genç bir yaşında. Al 35 veriyorum. 30'da onun değeri 65 milyon euroya geliyor. 48 dediler. Biraz düşün şöyle 48'e 32 diyelim. Bakalım 32'ye ne diyecekler bize. 32 200'e 48 diyorlar. Tamam ben bunu direkt şöyle yapalım o zaman. 36 hadi 36'ya ver. 36'ya ver. 36'ya ver. Uğraştırma. 48'de ısrarcılar. Hay sizin ısrarınıza. Tamam direkt şöyle 40'a ver bari ya. Hadi uğraştırma. 40 milyon euro artı Luis Felipe. Düşünecekler. Tamam sen düşüne dur. Neyse Barcelona düşüne dursun gençler. Biz Manchester City'nin kapısını çalalım. Kim için? Ruben Dias için gençler. 54 milyon euro değeri var. Bir şöyle stoperler diyelim. Yine onu koyamıyoruz bu sefer. O zaman neyse seni parayla alalım ya. Gel 54 milyon euro değeri var. Biz sana şöyle 60 milyon euro verelim. Bakalım ne diyeceksiniz bize City'ye. 60 milyona 66 milyon dedi. İyi lan fazla çıkmadı ha düşündüğüm kadar. Şöyle direkt biz o zaman 62'ye bağlayabilir miyiz işi? Hadi. Guardiola 62 milyon euroya Ruben Dias hoş geldi. Ve Juventus'un kapısını çalıyoruz. Getirebilirsek çok ses çıkaracak bir transfer getiriyoruz. Son zamanlarda Ronaldo formsuz Juve'de, Juventus da onun satışına onay verdi. Biz de hemen talibi olduk. Stoperlerden Luis Felipe'ye vereceğim. Üstüne de şöyle 20 milyon. Dur 20 milyon biraz fazla. Aynen 20 milyon ya. Luis Felipe artı 20 milyon Ronaldo'ya veriyorsunuz mu? 67 milyon euro istediler bizden. Tamam parayla halledebiliriz ama şöyle yaparız. 47 hadi. İşinize gelirse 47 milyon euroya bakalım ne diyecekler. 67 milyon euro diyorlar. Hocam düşün ya. Al 55 hadi 55 milyon euroya ver Ronaldo'ya. 36 yaşında zaten. 58 dedi tamam bu da bir kafidir. 58'den şöyle hop 56'ya düşersen alırım. 56 milyon euroya Ronaldo geliyor mu? Cristiano Ronaldo hoş geldi. İşler İngiltere'de Chelsea'nin kapısını çalışıyoruz zaten çıktı. Bugün de konuşamıyorum ha. Transferi gerçekleştirebilirsek ses getirecek bir transfer. Kingsley Coman'ı getireceğiz gençler. Chelsea'den şöyle direkt 100 milyon euroya bir yapıştırdım. Umarım fazla çıkmazlar. 157 milyon euro dediler. Aynen çıkmazlar. Nah çıkmazlar. Şöyle 222 milyon euroya bakalım ne diyorlar. Hadi sıkın elimizi. 130 milyon euro dediler. Tamam hocam anlaşabiliriz. Şöyle 125'e ya da 123 diyelim. Bak 123 anlaşabiliriz. Kabul ettiler Kingsley Coman hoş geldi. Ve gençler transfer sözü bitti. Yaptım ve sattığım transferleri size şöyle bir göstereyim. Hemen geldik. Kingsley Coman'ı getirdik. 123 milyon euroya. Lökley'e getirdik gençler. Tottenham'dan Akanji'yi verdim üstüne. 66 milyon euro verdim. Kore'ye Tottenham'a gitti. 72 milyon euroya. Luis Felipe Monaco'ya gitti. 49 milyon euro diyelim. Jonathan Mamba gitti Atletico'ya. Chadli gitti Mainz'a gençler. Escalant diye bir adam gitti Napoli'ye. Ruben Dias'ı getirdik gençler 62 milyon euroya. Ve kralı Cristiano Ronaldo'yu getirdik 56 milyon euroya. Hemen oluşan kadroyu da size göstereyim. Gençler şu kadroya bakın ya. Ya şu kadro Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasında kim olsun? Kadromuz mükemmel gençler ya. Hani forvette Ronaldo ile Immobile var ya can yakacak. Can. Zaten şu stoper üçlüsünden hani top geçiren adam cindir yani. Hemen size Şampiyonlar Ligi gruplarımızı da göstereyim. Şampiyonlar Ligi'nde F grubundayız. Biz, Lazio, Leipzig, Benfica ve CSKA Moskova'nın olduğu gruptayız. Kolay bir grup gençler. Hani namalip çıkabiliriz. O yüzden ben fazla lafı uzatmadan hadi direkt Ocak 1'i simüle edelim. Ve geldik Ocak 1'e fazla lafı uzatmadan hemen geri tuşuna bastım. Menajer puanımız 70. Ligde şampiyon götürüyoruz. Hani birinci götürüyoruz daha doğrusu. 44-44 Juventus'ta aynı puandayız. 3 puan arkamızda da Inter var yani. Bir mağlubiyet almışız.
Ya bizim stoper üçlüsüne bak, Juventus'a bak. Bak Inter 9 gol yemiş, biz 14 gol yemişiz. Yakışmıyor gençler. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Gruplardan çıkamamışız. Oha! Namağlup gruptan çıkabileceğimiz şeyde 9 puanla Avrupa'ya gitmişiz. Allah kahretsin. Avrupa'da kimle eşleşmişiz? Hop, Everton'la eşleşmişiz. Allah kahretsin. Biz nasıl çıkamadık bu gruptan ya? Neyse, haydi hemen geri dedik. Şöyle toplam istatistiklere bakalım. No, Kine'ye de yanlış yaptık. Ne oldu anasını satayım? Şöyle bakalım. Ronaldo 17 gol 2 asist. Coman 11 gol 4 asist. Immobile 7 gol 1 asist. Milikovic 6 gol 2 asist. İstatistiklerde bu şekilde. Neyle yanlış yaptık? Allah Allah. Neyse gençler, vallahi neyle yanlış yaptığımızı bilmiyorum da. Avrupa Ligi'ne düşmüşüz. O yüzden biz Avrupa'ya pek bakmayalım. Hadi direkt sezon sonuna geçelim. Geldik sezon sonuna, hemen geri tuşuna bastım. Ligde şampiyon olabilmiş miyiz? 4 puanla şampiyonluğu da kaçırmışız. Allah kahretsin. Biz neyle yanlış yaptık ya? 38 gol yemişiz, 79 gol atmışız. Tam forvetlerimiz iyi çalışmış da defans ne yapmış? Copa İtalya'dan atmışız, finalde Roma'ya kaybetmişiz. Allah kahretsin. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Benfica almış. Oha, bizim grubumuzdaydı ha. Benfica'ya baksan, Allah Allah. UEFA Avrupa Ligi'ni kim almış? Biz yokuz. Milan'la Atletico çıkmış finale. Biz nerede elenmişiz? Ajax'a 3-2 ile elenmişiz. Allah kahretsin. Gol kralımız var mı? Hemen şuna bakalım. Ronaldo gol kral olmuş 24 golle. Bakalım başka kim var? Başka kim var? Immobile var 14 golle. Başka kim var? Coman var 13 golle. Asiste Pogba var 9. Dolberg de aynı seviyede asist yapmış. Başka kim var? Pepe var 6 asiste. Gol yenmeyen maçta da bizim Stokoş'a 12 maçta gol yememiş. Bizim kaleciyi değiştirmemiz lazım gençler. Neyse, pek gösterilecek bir şey yok. Ha dur, toplam verileri göstermedik. Şu toplam verileri de göstereyim. Ronaldo 36 gol 4 asist. Coman 17 gol 8 asist. Immobile 17 gol 2 asist. Diğer istatistikler de bu şekilde gençler. O yüzden fazla ben lafı uzatmayayım. Direkt haydi 3. sezona geçelim. 3. sezonda ben kaleciyi değiştireceğim. Geldik 3. sezona. 3. sezonda Kadir Hoca'dan beklentiler. Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar Serie A'yı kazan yapabileceğimiz şeyler. Transfer bütçemizde 130 hatta 140 milyon euro diyelim. Güzel transferler yapacağız. Şöyle göstereyim. Kalecimiz Strakosha gidecek gençler. Onun yerine bir kaleci almamız lazım. Hani kadro güzel bence. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapmamız lazım. Belki Pepe'yi de satıp oraya daha sağlam bir sağ orta sağlayabilirim gençler. Kadromuz bu şekilde, daha fazla uzatmadan biz o zaman hemen transfere koyulalım. Gençler, kaleci transferi için İngiltere'deyiz. Manchester City'nin kapısını çalıyoruz. Yeniden Guardiola ile görüşüyoruz gençler. Ederson için 95 milyon euro değeri var. Ben direkt şöyle bir değerini vermek istiyorum. Bakalım Guardiola ne kadar çıkacak. 95 milyon euroyu verdim. Bakalım Guardiola bize ne diyecek. Ruben Dias'ı geri istiyor. Eski oyuncusunu geri istiyor. Takasla çıkar. Biz direkt o zaman şöyle 97 yapalım. Ruben Dias bize lazım. 97 milyondan 147 milyon euro dedi. Elimizdeki tüm parayı almak istiyor Guardiola. Guardiola şımarma, şöyle 107 milyon euro verelim hadi. 107 milyon euro ne diyecek? 147. Bak vallahi almam lan. Bir kaleciye 147 verilir mi anasını satayım? Al 110. Hadi fazla uzatma, al 110, 110'u verdim, ver şeyi Ederson'u. 110'a düşünmek için zaman istedi, iyi sen düşün. Gençler, Guardiola düşüne dursun. Biz de direkt şimdi Klopp'la görüşeceğiz. Kim için? Alisson Becker için gençler. 91 overall'a varsa biz 89 milyon euro'da değeri var. Bir şöyle 90 milyon euro'yu bir açtık. Klopp bize ne diyecek? 140 diyorlar. Allah sizin belanızı versin. 140 ne? Al 100, direkt 100 hadi, uzatma bana. 100 milyona ver hadi. 131'e düştü Klopp. Klopp yine insaflıymış, düşüyor. Şöyle o zaman 105 milyon, 104 milyon hadi. 104 milyon euro'ya bakalım ne diyecekler. 131'de ısrarcılar. Sizin gibi ben ananızı avradınızı öpeyim ya. Al 110 hadi, 110'a ver. 110'a ver Klopp, uğraştırma. Bak almam adam. Tam değilim, almam. Yemin ederim almam. Al 114 son. Yemin ederim bunu da kabul etmezsen almam. Düşünmek için zaman istedim. Nahalarım size. Almıyorum lan sizden. Ne gerek var lan gidip Ederson'la Alisson'a 140-130 milyon vermeye. Burada Neuer var aslan gibi. Al 12 milyon euroya. Ver bakayım Bayern Münih 12 milyon euroya bana. 18 milyon euro dediler. Lan oğlum bir pazarlık yapmadan verin lan. 36 yaşındaki adam, al işte 14 milyon euro ver anasını satayım ya. Ver 14 milyona. Ha, bak küfür edeceğim. Fa, son güncellemeden sonra anasını ağlattılar oyununa. 18 milyon gel, lanet olsun gel. Neuer hoş geldin. Transfer sözünü bitti. Ben size yaptım transferleri göstereyim. Minala gitti gençler. Gnabry'i getirdik. Neuer'i getirdik. Musakio gitti gençler Villalayer'e. Hemen kadroyu size göstereyim. Pek bir transfer yapmadım. Kadromuz da bu şekilde, yani efsane bir kadromuz var. Bu kadronun iş yapması lazım artık. Stoperlere bakın yani ya. Gol yemememiz lazım bizim ya. Hemen size Şampiyonlar Ligi gruplarımızı göstereyim.
Şampiyonlar Ligi'nde B grubundayız. Paris, Bayer Leverkusen, Spartak Moskova çıkabileceğimiz grup, inşallah da çıkarız. Yanılmam. Fazla lafı uzatmayalım biz o zaman. Haydi direkt Ocak 1'i sümüne edelim. Geldik Ocak 1'e gençler, hemen geri tuşuna bastım lafı fazla uzatmadan. Ligde 41-41 şeyle yine Juventus'ta kapışıyoruz gençler. 41 onlar, 41 biz. 3 mağlubiyet almışız, 16 tane de gol yemişiz. Gol yememiz daha az. Lan kaç tane takım, bir dakika dur. 1-2-3-4. 4 daha takım 37 tane gol atmış anasını satayım. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmış mıyız? Çıkıp Manchester City ile eşleşmişiz. İkinci çıkmışız. Oha, Paris'e bakın, 6'da 6 ile çıkmış. Bizde 2 mağlubiyetimiz var. İkisi de Paris'e büyük ihtimal. 11 gol atıp 6 tane de gol yemişiz. Bakalım Manchester City hangi gruptan çıkmış? Manchester City kolay bir gruptan iyi çıkmış. City inşallah eleyeceğimizi düşünüyorum gençler. Ben hemen dur lafı uzatmadan diyeceğim de size bir toplam verileri göstereyim. Toplam verileri Immobile 17 gol 1 asist, Ronaldo 7 gol 3 asist, Milenkovic-Savic 5 gol 4 asist. Değerli istatistiklerde bu şekilde gençler. Locatelli inşallah fazla sakat değildir ha. Locatelli'ye bakalım, 4 hafta sakat, iyi Şampiyonlar Ligi maçına yetişir. Hemen şöyle geri dedim, o zaman fazla lafı uzatmayayım gençler ben. Haydi direkt Manchester City maçına geçelim. Ve geldik Manchester City maçına. Takıma güveniyorum. Haydi Lazio, haydi çocuklar, bakın ya iyi bir kadromuz var. Karşıda ama zorlu bir Manchester City var. Bak Ederson'u bana vermemişlerdi. İntikamımızı almamız lazım. Hızlı simüle ettim. Kendi evimizde ne yapıyoruz? 1-1 beraberi kalıyoruz. 49'da Bernardo Silva atmış. 50'de de Coman atmış. Bizim taktikte mi bir değişiklik var ya? Simülelerde çok kötüyüz. Rodrigo 56'da kırmızı görmüş. Neyse haydi ikinci maça geçelim. Yapacak bir şey yok. Gençler geldik City maçına. Locatelli ile Pepe kırmızı kart cezalısı. Burada Akpa Akporo'ya güvenmek zorundayım. Başka bir seçeneğim de yok zaten. Haydi çocuklar be, bir yenmemiz lazım. 2-2 veya gollü beraberlik, inanıyorum size. Haydi çocuklar, hızlı simüle dedim. İngiltere'de ne yapıyoruz? 2-1 yeniliyoruz. Foden 84'te yaktı bizi ya. Ronaldo 50'de attı. Neyde yanlışlık yapıyorum anlamadım ki. Kadromuz çok iyi. Ya neyse gençler, elendik anasını satayım. Haydi sezon sonuna. Geldik sezon sonuna, lafı fazla uzatmadan hemen geri tuşuna bastım. Ligde şampiyon olabilmiş bir şampiyon olmuşuz 3 puan farkla. 29 gol yiyip 77 gol atmışız. İşte bu çocuklar ya. Çok iyi. Copa da İtalya'da yapmışız. Onu da almışız. Çok iyi be lan. Bu sene bir Şampiyonlar Ligi'nde almamız lazım da. Şampiyonlar Ligi'nde bizi eleyen City gitmiş almış. Gençler bizi eleyenler zaten bir çıkıyor. UEFA'da Inter almış. Hemen şöyle bakalım ligde gol kralımız var mı? Ligde gol kralı Griezmann olmuş 25 golle. Bizden Immobile var 21 golle. Daha da kimse yok. Ronaldo neredesin oğlum anasını satayım. Daha da yok. Asist krallığında Enes Ünal Kallari'den olmuş anasını satayım. Benzema olmuş. Gnabry 8 asist. Milinkovic-Savic 8 asist. Coman 7 asist. Başka kim var? Ronaldo var 6 asist. Pogba var 6 asist. Ronaldo'yu seneye satarız gençler. Gollenmeyen maçta da Neuer 2. Lopez 1. olmuş Roma'dan. Hemen toplam istatistikleri de göstereyim size. Nerede Immobile 28 gol 1 asist, Ronaldo 17 gol 8 asist, Coman 14 gol 11 asist, Gnabry 9 gol 11 asist. Diğer istatistiklerde bu şekilde gençler. Laf fazla uzatmadan hani artık bu son sezon olsun, direkt 4. sezona geçelim. Geldik 4. sezona. Yönetimin Kadir Hoca'dan beklentileri Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Serie A'ya kazan transfer bütçemizde 158 milyon euro. Kadromuzda bu şekilde, lafı fazla uzatmadan biz o zaman haydi transferi koyulalım. Ve gençler Almanya'dayız. Borussia Dortmund'un kapısını çalıyoruz. Borussia Dortmund'un altın çocuğunu almaya geldik. Erling Haaland'ı gençler. 12 ay içinde sözleşmesi bitiyor. Biz direkt şöyle santraforlar diyelim. Immobile değil, Cristiano Ronaldo'yu verelim. Üstüne de böyle bir kaç para verelim biliyor musunuz mu? Şöyle 90 milyon euro verelim. Bakalım ne diyecekler bize. Ronaldo artı 90 milyon euro. Ronaldo'yu kabul ettiler. 131 milyon euro istiyorlar. Çok pahalı. Şöyle o zaman düş 100 yapalım. Direkt 101 milyon euroya bakalım ne diyecekler. 131'de ısrarcılar. Hocam 131 çok fazla ya lan. Biraz düşün hadi 111. 111 bir de üstüne Ronaldo'ya veriyorum yani ya. 111 milyon euroyu kabul ettiler. Erling Haaland hoş geldi. Transfer sözünü bitti gençler. Aldığım oyuncuları hemen şöyle göstereyim. Martins'i getirdik gençler. Burnley'den 33 milyon euroya yedek sol açık olarak. Locatelli Chelsea'ye gitti 145'e. Bruno Fernandes geldi onun yerine 170 milyon euroya. Nicolas Pepe Sevilla'ya gitti. Haaland'ı getirdik 111 milyon euro. Artık Cristiano Ronaldo hemen kadroyu da size göstereyim. Kadromuz da bu şekilde gençler. Yani güzel bir kadro yani. Bu kadroda artık bir şey yapsın gençler. Şuna bakın, 90'dan aşağı oyuncu yok hemen hemen ya. Hemen size Şampiyonlar Ligi'ni de göstereyim. Şampiyonlar Ligi'nde C grubundayız. Lyon, Ajax, Beşiktaş. Bu gruptan gol yemeden çıkmanız lazım bak bu kadroyla. Neyse gençler, kadroyu da Şampiyonlar Ligi gruplarını da gördük. Hemen o zaman fazla lafı uzatmadan direkt haydi Ocak 1'i simüle edelim.
Geldik Ocak 1'e. Hemen geri tuşuna bastım. Lafı fazla uzatmadan ligde 5-6 puan farkla birinciyiz gençler. Bir mağlubiyetimiz var. Sadece 7 gol yemişiz. Helal olsun lan. Sizden bunu istiyorum işte. Çocuklar zor bir şey değil ya. Hemen Şampiyonlar Ligi gruplardan çıkmış mıyız? Çıkıp Monaco ile eşleşmişiz. İkinci çıkmışız. Nasıl? Nasıl ikinci çıkarsınız lan? Kadroya bak. Lyon'un arkasında ikinci bitirdik ha. Bir mağlubiyetimiz var anasını satayım. Monaco nereden çıkmış? Monaco'da Atletico'nun olduğu gruptan birinci çıkmış. Yani Monaco'da zor büyük ihtimal. Neyse lafı fazla uzatmayalım gençler, o zaman biz toplam istatistikler de sonra sonra bakarız. Direkt haydi Monaco maçına geçelim. Geldik Monaco maçındayız gençler. Kendi evimizdeyiz. Bakın yeni. Bir şey istemiyorum, yenin bak. Kendi evimizde puan kaybı. Bu Griezmann da her yere gitti anasını satayım. Şimdi de Monaco'ya gitmiş ha. Başımızın belası anasını satayım. Haydi çocuklar hızlı simülat dedim. Kendi evimizde ne yapıyoruz? 3-0. İşte bu be. Bruno Fernandes bir de penaltı kaçırmış. Bu oğlum. Sizden beklediğim oyun tarzı bu. 84'te Coman. Immobile ikinci dakikada Bruno Fernandes 40'ta atmış. Deplasmana rahat bir skorla gidiyoruz. Haydi direkt ikinci maça. Evet, ikinci maçta Ginter yok. Ginter yerine Patrick'e oynuyor gençler. Patrick'e güveniyoruz artık. Rakip Monaco 3-0'ın üstüne hızlı simülat dedim. Fransa'da ne yapıyoruz? 2-1 ile geçiyoruz. Gnabry dublesini yaptı. Çeyrek finaldeyiz. Kadro bu şekilde. Rakip İngiliz'de ve Liverpool. Kendi evimizdeyiz. Yenebileceğimizi inanıyorum. Haydi çocuklar. Salah'la bana gitmemiş. Alisson'a bak. Liverpool'dan da alınacak bir intikam var. Haydi çocuklar. Alisson'u bana vermedi Klopp. Hızlı simülat dedim. İtalya'da ne yapıyoruz? 1-1 kalıyoruz. 12'de Immobile, 68'de Aouar attı. Kötü bir skor ya. Neyse hadi ikinci maça geçelim. Geldik ikinci maça gençler. Bakalım Anfield'de ne yapacağız. Haydi çocuklar. Hızlı simülat dedim, bakmıyorum. Bakmıyorum, ne yaptık? Söylemeyin. Liverpool iyi oynamış. Liverpool iyi oynamış. 2-1. 2-1 Immobile. Kırmızı görmüş ama sıkıntı değil. Immobile 21'de atmış. 71 dedi Gnabry'ye. Allah'a şükür olsun, yarı finaldeyiz. Bu şekilde Immobile kırmızı kart cezası yerine Vedat Muriç oynuyor. Rakip ise Manchester City. Manchester City'den de alınacak bir intikam var gençler. Onu da alma zamanı geldi bence. Geçiyor bile. Kendi evimizdeyiz. Haydi çocuklar, güveniyorum size. Hızlı simülat dedim. Kendi evimizde ne yapıyoruz? 1-0'la geçiyoruz. Gnabry atıyor 23'te. Fena bir skor değil ama kendi evimizin için güzel. Gol yememiz güzel oldu. Haydi direkt ikinci maça geçelim. İkinci maçtayız. İngiltere'deyiz. 1-0'ın üstüne. Haydi çocuklar, inanıyorum size. Sakin olun. Hakem de Türk zaten. Feridun hocam beni tut. Feridun Doğaçay'mış hakem. Doğan Çay. Hocam beni tut, ben de Türk'üm. Bakalım ne yapacağız. Hızlı simülat dedim. Bakmıyorum. Yine bakmıyorum. Bakıyorum kaç kaç. Hop. Bir tane atmış Liverpool. 1-1 be. City Sterling'de atmış. Haaland kurtardı bizi. Finaldeyiz, finalde. Ne oldu lan City? Vermiyordu ne der sonu bana. Gençler finaldeki rakibimiz ise Real Madrid oldu. Bakalım ne yapacağız. Hemen şöyle bir Süper Lig'e falan bakalım gençler. Şey Süper Lig diyorum. Serie'ye bakalım. Lig'de şampiyon bitirmişiz. Sadece bir mağlubiyet alarak 101 puanla. Kupada İtalya'da ne yapmışız? Onu da kazanmışız gençler. UEFA Avrupa Ligi'nde kim kazanmış? Ona da bakalım. Wolfsburg'da Milan oynayacak gençler. Hemen size şöyle bir fazla lafı uzatmadan bir toplam istatistikleri göstereyim bu sene. Gol krallığını falan göstermedim. Toplam istatistiklere bir bakalım. Toplam istatistikler: Haaland 30 gol 2 asist. Gnabry 24 gol 16 asist. Bruno Fernandes 21 gol 6 asist. Immobile 17 gol 1 asist. Diğer istatistikler de bu şekilde. Vedat ne yapmış? Vedat da 30 maçta 1 gol 1 asist yapmış. O zaman biz lafı fazla uzatmadan haydi direkt Real Madrid final maçına geçelim. Ve işte görüyorsunuz, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız. Bir tarafta Lazio, bir tarafta Real Madrid var. Atatürk Stadyumu'nda değilmiş. İşte iki takımla bugün kozlarını paylaşacağız. Bakalım Lazio kupayı müzesine götürebilecek mi? Hemen buraları geçiyorum. İşte Milinkovic-Savic ve Haaland'ın vuruşuyla maç Immobile'ymiş, düzeltiyorum. Maça Lazio başladı. Kadir Hoca takımına güvendiğini bildirdi. Şeyden önce, maçtan önceki verdiği röportajda. Hani bugün Real Madrid'i yeneceklerini, canı gönülden inandığını söyledi. Ginter. Peki top bizde. Top bizde. Hocam foul yok mu orada? Pogba. Pogba ile bir hızla atağa çıkabilecek mi? Lazio. Haaland. 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 Gördü orada. Kingsley Coman'ı. Coman önüne doğru. Coman. Coman. Orada çekti. Kim atacak Coman? Coman. Verdi Haaland'a. Haaland. Vurdu kaleci. Ha şey. Kurtağın üstüne ama daha öncesinde kalkan bir offside bayrağı var. 3-5 kişi de fazla oynamadığım için gençler biraz enteresan geldi bana. Ondan dolayı oynamıyor da olabilirim. Valverde'ye verdi. Jesus'a. Odegaard.
Aman diyelim, aman diyelim, aman diyelim topağlarımızda. Federico Valverde. İsmini söylemek en keyif aldığım oyunculardan bir tanesi. Federico Valverde attı. 1-0 geri gidiyoruz. Ama Odegaard'dan güzel verdi. Defans uydu bizim. Neuer yalandan uç bari anasını satayım. 1-0 geri düştük. Zaten defans kırılamıyordu. Şimdi geldi kır bunların defansını. 1 dakika ilave edildi ilk yarının sonuna. Federico Valverde'ye verdi, Casemiro'ya. Haydi çocuklar be. Rodrigo verdi Odegaard'a. Odegaard. Odegaard şuradan gel, hop. Koman orada müdahale yaptı ama ilk yarı bitti. İlk yarı Lazio 0, Real Madrid 1. İkinci yarıda görüşürüz. Koman verdi orada Haaland'a. Haaland, Haaland, Haaland. İçeri sokuldu. Haaland. Çekti Haaland. Haaland kim var? Haaland. Haaland verdi. Kim o? Vurdu attı. O kim attı? Sergei Milinkovic attı. Sergei Milinkovic attı. Beraberliği yakalıyor Lazio. Bu çocuklar ve bravo çocuklar. Haaland'ın hani %90 gol Haaland'ı. Bravo Haaland. İyi getirdi böyle. Pası orada gördü. Topuklu mükemmel atışı. Sergei Milinkovic'den güzel bir son vuruş. Haaland. Haaland. Kim oynayacağını bilemedi. Haaland. Verdi Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandes. Verdi orada Milinkovic. Savic. Savic. Savic vuramadı. Kurtağı zamanında çıktı ve tehlike önledi. Mendili eline. Mendili verdim geri. Valverde verdi. Aman dur bir dakika. Boktan şaka yapacağız ya. Gol yiyeceğiz. Bak o... Allah kahretsin. Odegaard'lar 100 yılın fake'ini attı bana. Güzel gol. Harbi güzel gol. Şu Odegaard, Allah bak bak Odegaard'a bak. 100 yılın fake'ini yedim ha. Bir dakika, oyuncu değişikliği yapalım. Haaland kalsın da Immobile gerçekten bir şey yapamadı bende. Şöyle Immobile çık, Vedat gel kurtar bizi aslan parçama de. Neuer ileri doğru dikti. Kim var orada? Vedat. Vedat indirir misin? Vedat indirdi ama kime? Hadi bir kaparsak. Allah kahretsin. Hayırlı işler. Neuer. Neuer adamsın. Ve maç da bitti. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Kupayı alamadık ama sağlık olsun gençler ya. Allah kahretsin. Gençler ilk defa 3-5-2 oynadım. Ondan dolayı büyük ihtimal dedim. Defansı çok açık verdim. Neyse daha uzatacak bir şey yok. Sağlık olsun. Güzel bir rebuild oldu. Eğer siz de rebuildlerde hoca olmak istiyorsanız aşağıda bulunan yorum kısmına yorum bırakmayı sakın unutmayın gençler. Videoyu da beğenip kanalıma da abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki rebuild videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.